Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Daccal hususundaki derslerimizi devam etkizemiz. Daccal yeryüzü boylap insanlarını fitnelerleştirişliğinde 40 gün güne devamı boladı. Yani 40 gün güne insanlarını fitneye uçuratıp yuradı. Lekin onu bu 40 günü siz bilan bizi oddiy kunlarimizda bo'lmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Uning bir kuni bir yilga barobar. Ya'ni sizlarning bir yilinglarga barobar. Yana bir kuni sizlarning bir oyingizga barobar. Yana bir kuni esa sizlarning bir haftangizga barobar. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshaydi. Ya'ni Alloh taolo uning kuniga shunday bir davomiy qiladiki, bomdoddan kun botguncha bo'lgan kuni siz bilan biz sanaydigan bir yilning uzoqligiga barobar bo'ladi. Sahobalar Rasulullohdan bu so'zni eshitganlaridan keyin ibodatga haris bo'lganliklaridan yo Rasululloh uni bir kuni bizi bir yilimizga barobar bo'ladigan kunda biz bir kunlik namoz o'qiymizmi yoki bir yillik namoz o'qiymizmi deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki la uqduru lahu qadra yo'q dedi. Unga teng namoz o'qiysizlar dedi. Ya'ni bir yillik namoz o'qiysizlar degani. Bu nima degani? Bir yillik namozni bir kunda o'qigan odam jahannam namozidan boshini ko'taradimi? Ya'ni uni ro'barosiga chiqmaylar degani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysinglar ana shu zamonga ro'baro bo'ladigan bo'lsanglar, uning ro'barosiga chiqmaylar. Uni oldiga chiqmaylar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikning vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikdagi foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizning boshida. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Dajjal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Dajjalga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjalga Isfahon yahudilaridan 70 ming kishi ergashadi. Ularning yelkalarida laffofa deyiladi, ana shu yahudiligini bilib turadigan bir diniy bir kiyimi, bir alomati bo'ladi. Biz tilda bir sharf desak, osonroq tushunsa kerak. Yahudiligini bildirib turadigan ana shunday bir matohi bo'ladi ustida. Yahudilarning mana shu Isfahondan bo'lganlari 70 mingtasi unga birinchilardan bo'lib ergashadilar. Yahudilarning dinlarida Dajjal chiqishida haqida ma'lumotlar bor. Ular uni zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Dajjal oxir zamonda zohir bo'lib, uni hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Dajjal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Dajjalga ergashganliklari uchun Dajjal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzining hukmronligini yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga ergashadiganlar yahudilar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Iso, Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U Masih bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi yahudiy bo'lgan millatdan. Dajjal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. Imom Buxoriy sahihlarda keltirgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga to'un, ya'ni vabo hamda Dajjal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Dajjal xavfi qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ilashlagan holda turadi. Dajjal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Dajjal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi.
Daccal kiralmasdan, ana şu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq Madinani tashlab chiqib, Daccalga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Daccalning kelishigi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Daccalga chiqib erishib ketadi. Daccaldan qanday saqlanish mumkin? Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Davud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Daccal chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Daccal kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonni og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabi sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Daccaldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabi sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Daccal chiqqan zamonda bo'lsa yoki Daccalga ro'baro bo'lsa, Kahf surasini boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni 1-dan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'i zolim podshohning zulmidan qochib, toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deyilsa, ulamolar aytadiki, aynan mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Daccal haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir Yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Daccalmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Daccal shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlardan birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning uch tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtning orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib-yugurib borib, nanaki daraxtning orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi, yana ozgina turib yugurib nanaki daraxt orqasiga boradi. Xullas, ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtning oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, biroq ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofiyning ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurrelar ovozlarni eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lganda diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasini ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni Daccalmi, Daccal emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofiy" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofi aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh.
Yani 12 yaşar bola paygambarımızı yatırken gapını göreyim. Valla ki Yahudiler bilerdi de paygambarımızı hakkı Resul ökenlikine. Lekin Yahudilerden bulma gene için iman keltirişime geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amantu billahi ve rasulih. Amantu billahi ve rasulih dedi. Bunu savalıge. Allah'a ve onun paygambarlığına iman keltirdim. Allah'ın ve onun paygambarlığına iman keltirdim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safi'ye karayıp durup, Safi dedi. Men içimde bitti sözü yaşırdım. Bilesen mi şu kaç söz dedi. Safi dikkat kılıp durdu da adduh, adduh dedi. Resulullah avazini açır, ünini açır. Haddini aşma, avazini açır dedi. Çöçüp gitti. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldu Türkiye Ömer. Ya Resulullah, ne meni yaşarudiz? Ne meni buna kadar kattık keskin cevap verdiniz de gene de. Men unge deydi. Duhan, tutun degen sözde yaşarudum deydi. O bana şu duhan degen sözde yarımını şüngen idi. Peygamberimizi dilinde türgen sözde yarımını şüngen topgen idi. Şimdi Peygamberimiz hali duhan da etmezden durup, adduh deyişliği gele, şart duhta tutup ününü açır. Haddini aşma dedi. Şimdi onlar ya Resulullah, ruhsat verin çofta şekerlasını bunu dedi. Resulullah Umar'a karab, ey Umar dedi, onu tınç koy dedi. Eğer o hakikaten daccal olsa, sen hiç ne sakılamıyorsan onu. Eğer daccal olmasa, onu öldürgenliğinden senge hiç kandil manfaat yok dedi. Resulullah s.a.v. bilen, Safi ibn-i Sayyad ortası boge bana şu vakıya, bütün Müslüman ortası da takip etti, hemen Safi ibn-i Sayyad'dan ihtiyat buladığım oldu. Nebi s.a.v. oldu da, Umar ibn-i Hattab, Allah'a kasem, Safi ibn-i Sayyad daccaldır dese, Resulullah işlerdiler de indemezdiler. Yani bir acayip kıssa ki, Resulullah davrede var değil yaptı bu kişi. Safi ibn-i Sayyad, bana şimdiki bir peygamberimizle bugün şu işiden ki, bana ettik adamlar ondan ihtiyat buladı yan buluştu. Safi keyinçelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etkenlerden keyin, yaşkatteydi, boy buldu, seyir farzan buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem daccalını sıfatlayanı da aytardılar, onu zürriyatı bu miydi? Yani arkasından kaladığın farzantı bu miydi de yanıdı. Tuğması bola değil yanıdı. İbn-i Sayyad katta boldu, boy boldu, Peygamberimiz onun közünü gılay bola de yanıdı. Közü soppa soğudu, farzantları köpeydi. Resulullah vafatıdan keyin İbn-i Ömer, Abdullah İbn-i Ömer bilen, Abdullah İbn-i Ömer raziyallahu anhu bilen, Safi İbn-i Sayyad Medine'nin tar köçelerinde şunu tuğunaş gibi kalıştı. İbn-i Ömer şunu da karası, on közü huddu sıkılgen üzümü donasdayı kuru kışayıp koyanıdı. Huddu Peygamberimiz daccalda sıfatlar. Onu on közü gılay boladı. Kurugen üzüm donasdayı kurugen kışayken halde boladı. Degendek közü bana şimdi halat yekip koyanıdı. Şunda İbn Ömer körü korkup yetti de İbn-i Sayyad dedi. Kaçan közü bunu kabul kaldı seni? O ayette bilmiyim ben dedi. İbn Ömer'den aldı bir kança bir ashabları bu arada. Közün özünü başında durup, kaçan şunu diye bakma yanı gelip bilmiysen mi? Açık giden payıda. Bu İbn-i Sayyad etti ki, eğer dedi, Allah halası beni bu közümü senin o kolindeki tayağını yokuşat, tayağını üçüye çürüp koyuşu mümkün dedi. Kolindeki hastayenin üçüye beni közümü çürüşü bu mümkün de yani de İbn-i Ömer şunu diye gazabı çıktı da, gazabla gen halde tayağı bile opası Hafsa binti Umar'a kelib aytadi. Yani Hafsa onamız, Peygamberimiz ayolu, Abdullah ibn Umar'ın opası. Şunda Hafsa onamız aytadi ki, Safi bilen demen işin var deydi. Onu tinç koy. Ahir daccal, adamlar da orasında adli yaşayıp yürüp, bir katta gazablanganından ken daccal bu keçtiği hakkı da, Peygamberimiz atken sözler değiştirmek ya mısın? Gazablantırma onu dedi. Yani unge bugün adamlar da şubhası, unge bugün bir ihtiyatkarlığı yine hem ziyade oldu. Peygamberimiz aytgandagi közü daccalda gılay közü yokuşap koyan idi. 12 yaşarı da onu daccalda Peygamberimiz güman kılardı. Ömer kasam içse Peygamberimiz indemezdi. Bir kança vakit ötkenden ki bana İmam Müslim'de kilitledi hadis Ebu Said el-Hudri raziyallahu anhudan. Kıssana devamı bundan ama acayip. Daccal kafir bulardı. Safi Müslüman buladı ki. Müslüman buladı. Boy buladı. Serferzan buladı. Hac kılıp Hacdan, yani şu hac kervanı bile bile katip gelirken, Ebu Said el-Hudri raziyallahu anhu aytadı, kervanda bile gelirken biz demalgeni tohtadık. Men özümü yüklerimi şürdüm, darakını salkını gibi oturdum. Safi ibn-i Sayyad ham hacdan gelirdi biz bile Müslümanı halatı da. Yüklerini şürdü, kelim beni aldım götürdü deydi. Lekin yanım götürgen de bir
Soğuk diye çıkıp gitti menden. Yani o adamlar o hakkında yapırken yaman yapırdı. Bir esladım da haliginden bir vahşat geçiştim dedi. Kelip aldım ki oturken de şu menin yanımdan nandırak kabasını diye maksatta ey Safi yüklerini salkın yapıp koysayın bulmaz mıydı? Aptada kası yakışıp olmuyordu deyip özden narıkı mahcup oldu. O önünden turdu. Yüklerini koydu. Tüyasını soğup sütten alıp gelip Abu Said el-Hudri'ye tutu yaptı. Özü menden narıp olsun deyip kısa bu elinde sütten alıp gelip yaptı. Ey Abu Said bundan içmişsin mi dedi. Dese yo dedi bahana kılıp özü kün ısık yana sütten ısık içkim. Özü dedi unuk kolayına içkim kemiyatı dedi. İbn-i Sayyat yanımda oturup çün dedim öçün içmeyekenliğine. Etti ki ey Abu Said şunda bir halatlar buladı ki arkanını alıp darak giyip özümü asıp koyayım keledi. Hayattan zerikip getirip özümü öldürgüm kep getirdi dedi. Nime geldi o da? Adamlar men hakkında yapırken geplerde eşit durup yaşayayım kemiye kaladı hayatta dedi. Eğer kimdir gafil bosayam, siler, ansarlar, peygamberimizi sözlerini eşitken siler o. Daccalını zürriyatı bu muydu degen? Zürriyatı Medine'de kaldı. Daccalı kafir boladı degen? Men Müslüman ben. Daccal Mekke bile Medine'ye kiramiydi degen? Bana Mekke'de barıp hacdı kılıp Medine'ye hatip geliyip ben. Nime geyindi? Mene daccalı işe adamlar dedi. Şimdi Abu Said el-Hudri hakikatten nime geyindi daha? Peygamberimiz bu ayetken alamadıları bittesi hem torike mi yatıyor? Dedim de nakulu ahval geçtim. Dedi o Safi ibn-i Sayyad sözüne devam ettir etti ki men daccalmaz ben. Lakin daccalda kaydayını bilemem. Otasını hem tanıyım ben. Degeni de Abu Said korkup getti de narib olmayın, narib ol dedi. Künün kurusun dedi. Narib olmayından dedi. Abu Said unga qarab turib, "Ey Safi" dedi, "agar Daccal bo'lishlik seni xursand qilarmidi agar Daccal bo'lsang" deganda, "agar menga taklif qilinganda Daccal bo'lishlik, men yo'q demas edim" dedi. Mana shu yerda to'xtatamiz buni. Endi Tamim ibn Aws ad-Dariyni qissasini aytamiz. Keyingi hadisimiz Imom Buxoriy sahihlarida keltirilgan Fatima binti Qaysdan rivoyat qilinadi. Tamim ibn Aws ad-Dariy roziyallohu anhu'dan Tamim ud-Dariy Nasroniy dinida bo'ladi. Islomga kiradi. Kunlarda birida Fatima binti Qays aytadi, Madinada as-salatul jamiya, as-salatul jamiya, jamoat namoziga chaqirdi eshitdikda, shoshilganimizcha payg'ambarimiz masjidiga erkak ayol bordik. Odatda bunday chaqiruv yo bir xatarli ish bo'lsa, bir jihodga chiqishlik kerak bo'lsa chaqirilardi, yoki bir jihoddan o'lja kelgan bo'lsa bo'lib berishligi uchun payg'ambarimiz shunday qilib chaqirardi. Zarur ish bo'lsa chaqirardi. Hamma yig'ilib kelgandan keyin namozni o'qidik deydi. So'ngra payg'ambarimiz turdida kulib turib, "Men sizlarni bir xatarli ish uchun chaqirganim ham yo'q. Endi sizlarga bo'lib beradigan hech qanaqa o'lcham ham yo'q" dedi. "Faqat meni oldimga Tamim ud-Dariy keldi. Islomga kirdi va shunday bir hikoyani aytib berdiki, men sizlarga Dajjal haqida aytgan gaplarimga to'liq to'g'ri keladi" deydi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ud-Dariy aytadi. Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik, qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohni oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar dedi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm" dedi Ali jassosa. "Avo anavi dirda" dedi. "Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarni xabaringizlarga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor" dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik. Bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda umrimizda ko'rmagan, nohatda bir gavdali odamni tizzalari, oyoqlari zanjir bilan baylangan, butun jasadiga zanjir aylangan, o'ratilgan, mana shunday yig'ishtirib qo'yilgan holda bir kishi o'tirardi. Biz unga
E sen nimasan? Kimsan deb so'raganimizda u aytdiki, meni holimdan xabardor bo'ldinglar. Endi sizlar holingizdan xabar beringlar. Chunki men sizlarga o'zimni kimligimni aytsam, sizlar kimligingizdan ketib qolsanglar men jila olmayman. Lekin men chekka keta olmayman. Avval sizlar aytinglar dedi. Ular nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. A Bisanda nimasi kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha, bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda, Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ni suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiy haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qishayib qoldi. A bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamim ad-Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga, aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avsud Darida aytgan qissasi, Rasulullohda burun u haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yashar yosh bola singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizni aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Soyyatni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Soyyot umrini oxirgi vaqti borganda birorta bolasi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyot qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida harro urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.